Bugün 11 Ağustos 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Belediye Başkanlığı kent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizim bütün mücadelemiz Edirne'mizi asbest borulardan kurtarmak için. Bizim bütün mücadelemiz kentimize sağlıklı bir altyapı kazandırabilmek için. Edirnelilerin rahatı, konforu, huzuru ve geleceği için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz," dedi. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan altyapı çalışmaları kent genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler bir taraftan içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu toplama hatlarını yenilerken, altyapısı tamamlanan yerlerde ise üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. (Gülüyor) 29.952 metre yağmur suyu şebeke imalatı, 385.062 metre içme suyu şebeke imalatı, 106.694 metre kanalizasyon şebeke imalatı işinin tüm kent genelinde devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, içme suyu şebeke imalatının %60,12'si, kanalizasyon şebeke imalatının %101,78'i, yağmur suyu şebeke imalatının %70,83'ü tamamlandı. Toplamda altyapının %69,29'unu tamamlamış bulunmaktayız ifadelerine yer verdi. Edirne Belediyesi ekiplerinin şu anda çalışmalarına Atatürk Bulvarı'nda devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, 10 Ağustos itibariyle çalışmalarımıza Atatürk Bulvarı'nda başladık. Çalışmalar kapsamında Saraçlar Caddesi kavşağıyla Eski Cami kavşağı arasını tek yön olarak trafiğe kapattık. Trafik şu anda Eski Cami kavşağıyla Saraçlar Caddesi kavşağından çift yön olarak işliyor. Şu anda ekiplerimiz eskimiş asbest boruları tertemiz, sağlıklı, kanserojen madde içermeyen 500 mm çapında düktil borularla değiştiriyor. Bu çalışmamız Atatürk Bulvarı boyunca devam edecek. Eski Carrefour kavşağından Buçuktepe'de bulunan 5000 metreküplük depoya bağlanacak ifadelerine yer verdi. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz diyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelileri daha iyi yaşam şartlarına kavuşturabilmek için bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Bizim bütün mücadelemiz Edirne'mizi asbest borulardan kurtarmak için, bizim bütün mücadelemiz kentimize sağlıklı bir altyapı kazandırabilmek için, Edirnelilerin rahatı, konforu, huzuru ve geleceği için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz, dedi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran iki otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Keşan istikametinden Erikli istikametine giden ilçe yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Karşı istikametten gelen iki otomobilin sürücüsü yaralanan ilçeye yardım etmek için araçlarını durdurdu. Bu sırada Keşan istikametinden Erikli istikametine giden SA yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yardım için duran iki otomobile ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İÇ, otomobil sürücüsü SA ile otomobilde yolcu olarak bulunan ÖA ve yardım için otomobilinden inen ÖT yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne'ye katkı sunabilmek adına çeşitli projeler yaptıklarını belirten Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Edirne İl Başkanı Oğuz Kurum, Ankara'daki ziyaretimizde devlet büyüklerimize önemli projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Başta turizm olmak üzere pek çok alanda çalışmalarımız olacak, dedi. Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Edirne İl Başkanı Oğuz Kurum, derneğin faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. 40 ilde yapılanmayı tamamladıklarını belirten kurum, iş dünyasıyla bürokrasi arasında köprü görevi gördüklerini ifade etti. TÜMKİAD 2017 yılında Çanakkale ruhuyla kurulmuş olan 17 plaka olması sebebiyle Çanakkale ruhuyla kurulan bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacının var olduğunu bildiğimiz anda devletçi bir STK kültürünü bu ülkeye kazandırmak için
yola çıkmış Anadolu'nun yiğitleri olaraktan biz de ülkemizin şu anda yaklaşık 40 tane ilinde yapılanmamızı tamamlamış bulunmaktayız. 27 ülkede temsilciliklerimiz bulunmaktadır. İş dünyası ile bürokrasi arasında bir köprü olan hepimiz bulunduğumuz bölgelerde gerek siyasi gerek bürokratik anlamda bölgenin ihtiyacı olan her şeyi bulunduğumuz genel başkanımız, genel merkezimizde istişare ederekten devletimizin yüksek merkezinde bulunan kişilere bölgenin sıkıntılarını iletmek için transparane bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Edirne ile ilgili de pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan kurum, önceki haftada Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde projeleri hakkında devlet büyüklerine bilgiler verdiklerini söyledi. Şimdi biz de Edirne İl Başkanlığı olaraktan bölgede üyelerimizle sık sık bir araya gelip, esnaflarımızla sık sık bir araya gelip iş dünyası ile ilgili onların yaşadığı sıkıntıları gerek yerel yönetimler gerekse üst kademedekilerde, siyasilerle, devlet büyüklerimizle bunları paylaşıyoruz. En son geçen hafta yapmış olduğumuz Ankara ziyaretimizde Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Ahmet Bey, Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, yine Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun, bölgemizdeki sıkıntılarımızı onlara iletmekteyiz. Ve bunlarla ilgili de önemli projelerimizi teslim ettik. Bunlardan bir tanesi Mavi Yeşil Yol projesidir. Bölgemiz biliyorsunuz sanayi şehri olmadığımız için bir turizm şehriyiz. Geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürel mirasa sahibiz. Ve bu kültürel mirası en iyi şekilde daha iyi neler yapabiliriz diye biz bunun çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bunun için de bölgeye bu projelerin biz gerekli olduğunu düşünüyoruz ve bunlarla ilgili de mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivil toplum örgütleri bulunduğu şehirlerde her zaman faydalı işler yaptığı kanaatindeyim. Biz de bu yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bölgemize nasıl faydalı oluruz, daha iyi nasıl işler yapabiliriz, nasıl projeler üretiriz diye bunları sürekli geliştiriyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, yönetimimizle birlikte her zaman Edirne'miz için cansiperane bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Yapmaya hazırız. Biz burada istiyoruz. Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çekyatların gizli bölmelerine ve duşakabinin üstündeki boşluklara gizlenmiş silahlar ele geçirildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İkametlerinde silah olabileceği bilgisi edinilen ve aralarında rehber olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çekyatın gizli bölmesine ve duşakabinin üstündeki boşluğa gizlenmiş şekilde seri numaraları silinmiş silahların yanı sıra tel kesme makası, 1450 euro para, dolu saçma kapsülü, çok sayıda muhtelif USB ve çok sayıda göçmene ait muhtelif illerden geçici koruma belgeleri ele geçirildi. Olayın şüphelisi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı yaz okuluna katılan öğrenciler harika bir konsere imza atarak dinleyenleri mest etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kurulan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı, kış sezonu boyunca tiyatro, konser ve müzik eğitimiyle ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapmış, ücretsiz kurslara katılan çok sayıda yetenekli çocuğun hayatına dokunmuştu. Kış sezonunun sona ermesiyle birlikte Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı, müziğe yetenekli çocukları bu kez müzik yaz okulunda bir araya getirdi. Koro, müzik kültürü ve temel müzik eğitimi alan 80 çocuk, hem öğrenci hem de yeteneklerini muhteşem bir konserle sergiledi. Geleceğin müzisyenleri sergiledikleri muhteşem performansla konseri dinleyenleri duygu dolu bir gece yaşattı. Öğrenciler öğrenci andı, senden daha güzel, biz Atatürk genciyiz, oynaya oynaya gelin çocuklar, mavi gezegen, gençlik marşı, hayat bayram olsa ve bir başkadır benim memleketim isimli parçaları hep birlikte seslendirdiler. İzleyicilerin de alkışlarıyla tempo tuttuğu konserde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
ve Belediye Konservatuarı eğitmenleri de enstrümanlarıyla öğrencilere destek oldular. Konser sonrası kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, "Canınız mı sıkkın, moraliniz mi bozuk? Hiçbir şeyden zevk mi almıyorsunuz ve hayatınızdaki her şey çok mu kötü? Geliyorsunuz, pırıl pırıl çocuklarımızdan oluşan bu muhteşem koroyu dinliyorsunuz ve buradan müthiş bir enerjiyle ayrılıyorsunuz. Çok kısa zaman içerisinde böyle başarılı bir konseri bizlere sunan evlatlarımıza, onları yetiştiren ailelerine, her zaman olduğu gibi yine bu muhteşem cevherleri işleyen ve böylesine harika bir konseri bizlerle buluşturan eğitmenlerimize bir alkış istiyorum," dedi. Oynaya oynaya Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 510 bin lira olan kaçak eşya ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonda 5 adet oyun konsolu, 20 adet konsol kolu, 190 paket sigara, 1 adet Android cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 adet havai fişek, 11 çuval valiz içerisinde 884 adet giyim eşyası, 100 adet elektronik sigara, 10 paket kaçak çay ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin 510 bin lira olduğu tespit edilirken, 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ PD'ye şüphelisi yakalandı. Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan hudut kartalları, 1. derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ PD'ye üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ PD'ye şüphelisi HT ve HA'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Geçmişte balık tutulan ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Uzunköprü'deki Kırkavak Deresi şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kısa bir süre öncesine kadar içerisinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kırkavak Deresi şimdi ise kirlilikle mücadele ediyor. Bir zamanlar hayvanların su içtiği, bölgedeki çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, sorumsuz insanların attığı çöplerle, su akışının yavaşlaması nedeniyle yosunlarla ve metrelerce uzunluktaki otlarla doldu. Kırkavak Deresi'nin geçtiği Mescit Mahallesi 3 No'lu Gül Sokak karşısında ise derenin tamamen çöplerle kaplandığı ve su akışının durma noktasına geldiği görüldü. Bölge halkı yüzey yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm bekliyor. Bir zamanlar balık tutulan derede şimdi fare ve yılanların olduğunu ifade eden vatandaşlar dereden yayılan kötü koku nedeniyle dışarıda oturamadıklarını belirttiler. Tertemizdi, berraktı. Yani inip burada elini yüzünü yıkayabilirdin yani. Şimdi kokudan senin bile burnun tıkanmıştır aşağı inince. Sene bile burada geliyordum, bazen böyle geziniyordum. Şuralarda balık tutanları görüyordum. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathaneye silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi'nde bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığını tespit ettikleri 10 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon yaptı. Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet tepe lambası, 1 adet siren, 1 adet kılıç ve 9 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirilirken SK, UK, AG, ŞK, ACK, AÖ, AA, HI, RK ve OG gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 41 kuruş, en yüksek 8 lira 20 kuruş, ortalama 7 lira 61 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 14 lira 6 kuruş, en yüksek 16 lira 21 kuruş, ortalama 15 lira 25 kuruştan işlem gördü.
Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: dana en düşük 89 lira 40 kuruş, en yüksek 155 lira, ortalama 127 lira 21 kuruş. Düve en düşük 104 lira 40 kuruş, en yüksek 129 lira 40 kuruş, ortalama 120 lira. İnek en düşük 60 lira, en yüksek 91 lira 20 kuruş, ortalama 76 lira 72 kuruş. Koyun en düşük 45 lira, en yüksek 70 lira, ortalama 60 lira 56 kuruş. Süt kuzusu en düşük 80 lira, en yüksek 98 lira, ortalama 88 lira 89 kuruştan işlem gördü. Edirne'de yarın hava rüzgarlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 32 derece olması bekleniyor. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Mithat Paşa Mahallesi, Londra Asfaltı, No 25 Taksim B'deki Mercan Eczanesi, Abdurrahman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 235'teki Gizem Birkan Eczanesi. Serbest piyasada dolar 27 lira 4 kuruştan, euro 29 lira 66 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1667 lira 17 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 7644 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.